Anlayacağın, onları korkutmakta bize yardım edeceksin. Bunu neden yapayım ki? Çok basit. Sana olan güvenimizi yeniden geri kazanmak için. Bak abi, sana hürmetim sonsuz biliyorsun. Ama ben bu insanları evden çıkarmakla ne kazanacağımızı pek anlamadım. Sen orasını bana bırak Kürşat Efendi. Sana ne deniyorsa onu yap. Yok abi. Ben o insanlara bunu yapamam. Yazık. Bense kaybettiğin güveni geri kazanmak isteyeceğini düşünmüştüm. Doğru düşünmüşsün. Ama bu şekilde değil. Ben bu mahallede büyüdüm. O yüzden benden böyle bir şey isteme abi. Son kararım. Seni severdim Kürşat. Ama bana artık başka çare bırakmadın. Anladım. O zaman ben müsaadeni isteyeyim. Yapma bunu Hakan. Tamah etme. Kendi insanına eziyet etmeni isteyecekler seni. Bu oyuna gelme. Bu mahallede senin boynuzun kırık artık Kürşat Efendi. Görüşeceğiz. Ben hak etmiyorum da sen mi hak ediyorsun Zeli? Bırak. Bırak. Berat, hadi çıkalım. Sen git. Ben biraz daha kalacağım. Böyle yapma Berat. Mahir. Beni yalnız bırak lütfen. Peki. Sen bilirsin. İyi akşamlar. Pelin, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir gün oldu benim için. Mutlu olmana sevindim. Vallahi çok iyi geldi. Sıkışıp kalmıştık şehre. Sizin ağzınızdan da şehir hakkında kötü şeyler duymak ne hoş Şebnem Hanım. O kadar da değil Pelin Hanım. Buraya kadar gelmişken bizim oyun evine gidelim mi Pelin? Ne dersin? Nereden geldi aklına şimdi? Yani o kadar çok geçmişten bahsedince ne yapalım, gidelim mi, ne dersiniz? Yani
Yetmedim bugünlük. Pelin. Serhat lütfen. Giray, nedir bu oyun evi anlatsana. Orası Pelin'le bizim kaçamak evimizdi Şebnem. Yo! Canım benim, öyle değil işte. Sıkıldığımız zaman falan giderdik. Şey değil yani. Pelin geri dönebilir miyiz? Sirac, hadi bak oyun bozanlık yapma. Hemen çok merak ediyorum. Gidip görmek istiyorum oraya. Hadi lütfen. Gidelim bakalım. Görelim şu oyun evimizi.